Nedim Şener, Rusya'nın planı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın benim ve halkım için inanılmaz derecede acı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in büyük bir gurur ve sevinçle de imzaladım dediği anlaşma metniyle Karabağ topraklarının çok büyük bölümü özgürlüğüne kavuştu. Önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan bildiri daha sonra Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a imzalatıldı imzalatıldı diyorum. Çünkü bu tarafların mutabık olduğu anlaşmadan çok Rusya'nın planına benziyor. İti kovar gibi kovduk. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev imzaladığı bildiriyi tarihe geçecek şu konuşmayla kamuoyuna duyurdu. 10 Kasım Moskova saatiyle saat 00.00 .00 itibariyle Dağlık Karabağ'da ateşkesin ve bütün askeri operasyonun durdurulmasının kabulünü ilan ediyoruz. Sevgili yurttaşlar, bu bildiri tarihi bir öneme sahiptir. Bildiri bir video konferans formatında imzalandı. Bildiri üç ülke tarafından imzalanacaktı. Ancak son anda Ermenistan Başbakanı bildiriyi imzalamayı reddetti. Bu yüzden açıklama ben ve Rusya Devlet Başkanı tarafından imzalandı. Başınıyan bu bildiriyi imzalayacak. Biz onu buna mecbur ettik. Ancak o bu bildiriyi kapalı bir yerde, kameralardan uzak bir yerde korkarcasına, namertçesine imzalayacak sıçan gibi bu anlaşmayı ağlaya ağlaya imzalayacak. Dersini verdik. Kovduk onları topraklarımızdan. Demiştik. İti kovar gibi kovacağız demiştik ve kovduk onları. İti kovar gibi kovduk. Bu bildiri uzun yıllar devam eden işgale son koyuyor. Bu bildiri Laçin ve Kelbecer bölgelerinin kan dökülmeden geri verileceğini gösteriyor. Paşinyan ne oldu? Görünüşe göre Paşinyan'a olanlar yıllarca dillerde dolanacak. Ne oldu Paşinyan? Sen Cebrail'e gidiyordun, dans ediyordun. Durum ne oldu? Statü cehenneme gitti. Statü yok ve olmayacak. Ben başkan olduğum sürece de olmayacak. Dolayısıyla bu belgenin büyük bir anlamı var. Ben eminim ki Azerbaycan halkı bu belgeyi çok önemseyecek. Onu doğru ve büyük bir dikkatle okuyacak ve ne kadar büyük bir siyasi zafer kazandığımızı görecek. Zafer tartışması. Hocalı ve Hankendi gibi bölgelerin statüsü belirlenmeden Ermenistan'a bırakılması elbette zafer yorumlarının tartışılmasına neden olacaktır ama 27 Eylül'den itibaren savaş meydanlarında kazanılan başarı da elbette büyük bir mücadele olarak kayda geçecektir. Askeri başarı sonrası diplomasi yoluyla Ermenistan'ın 15 Kasım'a kadar Kelbeceri, 20 Kasım'a kadar Ağdamı, 1 Aralık'a kadar Laçin bölgesini terk edecek olması Aliyev'in deyimiyle tarihi öneme sahiptir. Azerbaycan'ın askeri üstünlüğü Ermenistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından da itiraf edildi. Her ikisi de anlaşmayı imzalamadan önce askeri yetkililerin tavsiyelerini dikkate aldıklarını milletvekilleriyle de görüştüklerini söylediler. Bu arada Paşinyan'ın savaşa birkaç gün daha devam etseydi Karabağ'ı tamamen kaybedecektik sözünü de not etmek gerekiyor. ABD seçimleri etkisi mi? Ermenistan Başbakanı Paşinyan başından beri Amerika başta Batı dünyasının savaşa müdahil olması için her türlü yalanı söyledi. Ancak Trump yönetiminden beklediği destek bir türlü gelmedi. Avrupa ise sadece yalanları dinleyip çaresizce olan biteni seyretti. Amerika'daki seçimleri sonucunda Trump'ın yerine Biden'ın başkan ilan edilmesi geleceği gören Rusya'nın bu konuda devreye girmesine yol açmış olabilir. Azerbaycan'ın belli bir noktaya kadar ilerlemesine göz yuması beklenen Rusya'nın hazırladığı planı devreye soktuğu görülüyor. Askeri sevkiyata hemen başlaması kendi planlamasını önceden yaptığını gösteriyor. Öncesinde hakkında hiçbir haber çıkmaması anlaşma değil, önceden hazırlanmış plan yorumuna da yol açıyor. Öyle ki Aliyev bildiri imzaladığında Paşinyan henüz imzalamamıştı. Ermenistan'ı imza noktasına getirenin Azerbaycan'ın savaştaki üstünlüğü yanında Rusya baskısı olduğu kesin. Nitekim Aliyev'in Paşinyan bu bildiriyi imzalayacak. Biz onu buna mecbur ettik. Ancak o bu bildiriyi kapalı bir yerde, kameralardan uzak bir yerde korkarcasına, namertçesine imzalayacak sözleri Rusya'nın Ermenistan üzerindeki baskısını gösteriyor. Suriye planına dikkat. Gelişmeleri başından beri yakından izleyen Rusya'nın bölgesel gelişmelere tam anlamıyla ağırlığını koyduğu görülüyor. Anlaşmanın birçok maddesinde bu etki var. Üçüncü maddeye göre Dağlık Karabağ'daki cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rusya Federasyonu Barış Gücü konuşlandırılacak. Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ın bağlantısının ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleriyle Nahçıvan Özel Cumhuriyeti arasındaki ulaşımın güvenliği, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin sınır birimi organları tarafından gerçekleştirilecek Türkiye gözlem noktası. Ortada belirsiz şöyle bir durum var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev barış gücünde Türkiye'nin de rol alacağını söylerken Rus yetkililer Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda bir anlaşma bulunmadığını açıkladı. Söz konusu olansa Dağlık Karabağ dışında kurulacak bir ateşkes gözlem merkezinin oluşturulmasına yönelik bir anlaşma. Türkiye ise anlaşmadan memnun. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor. 7 tane rayon, 7 bölge işgal altındaydı. Artı Karabağ açıklaması yaptı. Öyle görünüyor ki Rusya'nın bölgesel meselelerde ağırlığını açıktan hissettireceği günleri yaşayacağız. Nitekim Şangay İşbirliği Örgütü liderlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirvenin açılışında konuşan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Dağlık Karabağ'da çözüm için imzaladıkları anlaşmaya değindikten sonra sözü Suriye'deki gelişmelere getirdi. Putin, Rusya Suriye'de uzun vadeli çözüme katkı sunulması, ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlanması için aktif çaba göstermeye devam edecek. Bu bağlamda Rusya'nın Türkiye ve İran'la Astana formatı kapsamında yürüttüğü çözüme dönük çalışmalara değinmeden geçemeyiz. Ortak çabalar sonucunda birçok şey başarıldı. Şu anda Suriye topraklarının büyük bölümünde barış, sükunet sağlanmışken sığınmacıların kitleler halinde evlerine dönmeleri için güzel bir fırsat doğdu dedi. Amerika bölgeyle ilgili yeni oyunlar tezgahlarken Rusya'nın girişimiyle Suriye konusunda çok ilginç gelişmeler yaşanması bana şaşırtıcı gelmeyecek. <laughs>